genel izleyici kitlesi için uygundur. İmece Tarım'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Ahur Akçoğlu. Ben Emrah İnce. İş Bankası'ndayız. İş Bankası'na konuk oluyoruz biz bugün. Her zaman İş Bankası'ndayız. İş Bankası bizim yanımızda ama daha da kıymetlisi bugün konuşacağımız çiftçi kadınlarımızın arkasında ve yanında her zaman, değil mi Emrah İnce? Evet, bugün İşkule 41. kattayız. Bir etkinlik alanındayız. 15 Ekim Çiftçi Kadın Günü münasebetiyle bir zirve gerçekleştirildi. Tam da sıcağı sıcağına. Sıcağına birbirinden girişimci, birbirinden yenilikçi iki tane çiftçi kadınımızla beraberiz. İki çiftçi kadınımızla beraberiz ama burada galiba ben gelmeden önce, ki sen sabahtan beri buradasın, evet, değil mi? Bir sürü çiftçi kadın vardı. Ve bir sürü hikaye arkasında. Bir sürü hikaye. Ve gerek İş Bankası İştiraki Pazarama'nın gerek İş Bankası Tarım Bölümünün verdiği ciddi destekler, evet, vardı. Gerçekten ilham veren hikayeler dinleyeceksiniz az sonra. Biz zaten İmece Tarım'da sevgili Emrah İnce ile uzunca bir zamandır tarımı konuşmayı sürdürüyoruz. Tarım teknolojilerini konuşmayı sürdürüyoruz. Ama kadınlara da ayrı bir yer veriyoruz. Emrah İnce'nin kadınlara duyduğu sevgi. Evet, ve değil çiftçi mi? Kadının ortaya koyduğu değer, daha doğrusu. Değer. Üreten kadınlara, üreten çiftçilere olduğu gibi. Melahat Gülbin, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hilal Erben, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya bir şeye daha hoş geldiniz demek istiyorum Melahat Hanım. Dediniz ki, Ahucum ben koynumda aldım getirdim onları. Bir gösterir misiniz kameraya şöyle? Şöyle sevgili kameramanlarımızdan ben sevgili Metin'den rica edeyim. Kraliçeler değil mi? Kızlarım. Yani Melahat Hanım, yalnız kaç kişi geldiniz buraya? Kaç canlı olarak geldiniz buraya? 13 bayan geldik. 13 kadın. bu mükemmel. Bunlar da çiftçi. Onlar çiftçi, evet, zaten. Arı olmasa tarım olmaz. Değil mi? Evet. Ki ben bunlarla geziyorum. Şimdi artık bir tanıtın oradakileri bize. Hepsi kadın, hepsi çiftçi, hepsi, evet, üretiyorlar. Bir tanesi kraliçe, değil mi? Bir tanesi biraz orada onları bir yöneten. Yöneten. Onları, onların şeyini, versiyonunu yenileyen işçileri, yani çoğaltan anne. Yani ne kadar yaşıyor, onun ömrü ne kadar mesela? Bunun ömrü 5-6-7 yıl. En uzun ömürlü de galiba kraliçede. Evet. En az ömürlü erkek arıdır. Erkek arı iş yarınında çalıştığı zaman 45 gün ömrü var. Çalışmadığı zaman 3 ay 4 ay yaşayabiliyor. Ne yani diyorsun Emrah İnce? Yani çalışmak erkek ömrü kısaltıyor demek ki. Evet. Yani ama bu arıların çalışkanlığı, evet, başka bir şey ki ben o bölgeye gittim. Rahmetli Nihat Gökyiğit Yaprak dedemiz sayesinde ve Toprak dede, rahmetli analım, evet, Maçel'de saf Kafkas arı ırkını yaşatmak için yapılan projenin bir sonucunda ve girişinde Melahat Hanım bu işe dahil oluyor. İstiyorsan hikayesini dinleyelim. Dinleyelim birazcık. Vallahi nasıl başladınız? Ben nasıl başladım? Şöyle diyeyim. Ben annemden 3 yaşındayken yetim kaldım. İlkokulu bitirdim. Trabzon Yatili Bölge Okulu'na yazdırdılar beni. Öğretmenim yazdırdı. Çünkü okulun başarılı öğrencisiydim. Ama rahmetli babaannem göndermedi. Babama dedi ki işte ne yapacaksın? Kız çocuğu okutacaksın da ne olacak? Evlenip gidecek dedi. 5 tane koyun var burada, onu otarsın, ah, sana yardımcı olsun dedi. Babam da göndermedi tabii. Babamla bir oğlan çocuğu gibi sürekli babamla beraberdim. Karasaban'da sürdük, atın nalını da çaktım, çeperini de yaptım. Arıcılıkla da uğraştık, karakovancılık vardı o zaman. Okuyamadım ama bu tarımla uğraştım. Evlendik. Ondan sonra işte ben annemden yetim kaldım. Annemden sadece bu bir hatıram var. Başka ya, hiçbir şeyim yok. Ne güzel. Sadece ne güzel. Allah rahmet resim eylesin, bile bilmiyorum annemin. Okuyamadığım için evlendim. Çocuklarım okuyacak. Maddi imkanları yetersiz. Kaç çocuk var? 2 oğlan bir kızım var. Allah bağışlasın. Okuyamadık. Dedim işte eşim
artık uğraştı. Çaykur'da bir 4 aylık mevsimlik işçi olarak çalışmaya başladı ama o bir kırsal, bir ucra köşesinde ne kadar yeterli olur? Düşündüm, çocuklarım büyüyor, bunların geleceğini nasıl sağlayacağım? Maddi imkanlar gerektiriyor. Bu arada 95 yılında Tema Vakfı'nın öncülüğünde bu ana şey arı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, o da rahmetli oldu, Aykut Gence'nin çalışmasıyla bizim bölge ulaşımdan dolayı korunmuş ve Saf Kafkas'ın tek gen merkezi, tek kaldığı yer orası. Tamamen evet. Tema Vakfı Kafkas arılarının peşine düştü yani. Evet. Ve sizi mi buldu? Bizim orası, bizim Macahel'de bunu buldu ve bunun korunması için bir kırsal kalkınma projesi yürüttü. Bu projede şöyleydi, ana arı üretim projesi. Çünkü bu arının çok özel bir arı ırkı olduğu için Türkiye geneline yaygınlaştırmak için 12 tane öğrenciye kurs verdiler, gençlere, erkeklere. Ama hiç bayanı yok. Bu sefer ben de babamla beraber arıcılık yaptığım için evlendikten sonra tekrar bu kara kovancılığı sürdürüyorum. Bir 15 tane arım var. Ve çok iyi bildiğiniz bir şey. Evet, çok iyi bildiğim bir şey. 15 tane arım var. Arı sezonunda eşim gidiyor. Arı sezonu bittiği zaman eşim işten geliyor. Bunu işte yürütmek lazım, bununla çalışmak istiyoruz, her neyse. Dedim ki ben bu başvuru yapayım. Gittim rahmetli Nihat Gökyiğit'in yanına, dedim ki ben böyle böyle, ben de bu işi yapmak istiyorum dedi. Onlar da haliyle çok memnun kaldı, severek dedi, yaparız, yardım ederiz dedi. Şey verdiler. Tek kadın. Tek kadın, evet. Ama bayağı zorluklar da yaşadım. İşte kadının ne işi var işte böyle toplantılarda, böyle kurslarda. Eşime söylüyorlar ki işte bir kareyidir, bizim bir söyleme tarzımız var. Kareyi oraya buraya gönderiyorsun dedi. Nedir dedi, sen evdesin dedi. Kadın başına ne işi var orada burada dedi. Bayağı zorluklar da yaşadım ama pes etmedim. Penli kovan verdiler. 50 adet ana arı çiftleştirme kutusunu verdiler. Başladım, gittim o uygulamayı gördüm, geldim evimde uyguladım, gittim işte o gördüm, geldim uyguladım. O sene 150 tane ana arı ürettim. 1750 lira bir şey para kazandım o zamanki para. Ama o beni öyle bir şevklendirdi ki işte bir kadın kısmına bu parayı kazanıyorum diye. Baktım işte pazarlama konusunda artık yetersiz kaldı ana arı üretim. Çünkü ihtiyaç olan bir şey. Bu sefer işte işletmeme bir şeyleri katmam gerekiyor. Hani büyütmem gerekiyor. İşte Tarım İl Müdürlüğü olsun, kaymakamlık olsun, Sosyal Yardımlaşma Vakfı olsun, tekrar Tema Vakfı, tekrar arı imkanları sağladılar ve işletmemi büyüttüm. Gelir kazanmaya başladık. Çocuklarımı okuttum. Kızım işte Muğla'da işletme okudu. Oğlum da iktisat okudu aynı Bravo, Muğla'da. Evet. Kızım sonra tekrar geldi bu Tema Vakfı'nın laboratuvar arıcılık bölümünde ana arı suni tohumlama uzmanı olarak çalışıyordu. Yani anne mesleğinden devam evet, ediyor. Evet. İşin üretim tarafında, tohumlama tarafına evet, geçti. Evet, yani suni tohumlama ki yani onun genini bozulmaması için. Laboratuvarda herhalde değil mi? Evet, şöyle. Arının daha verimli olması için en güçlü koloniden erkek arı topluyorsun, en güçlü kovandan ana arı yumurtasını alıyorsun, oradan yetiştirdiğin ana arı ve erkek arıyı yapay tohumlama olarak daha verimini artırmak için suni tohumlama yapılıyordu. Ve bunu işletmelerimizde damızlık olarak kullanıyoruz. Şu anda da aynı sistemle. Böyle işte kızım tekrar işletme bölümünü bitirdi, tekrar geldi, evlendi. Evlendikten sonra dedi ki yani ben bu suni tohumlama uzmanı olarak belge almam gerekiyor. Gitti tekrar sınava girdi. Uludağ Üniversitesi Zooteknik Bölümünü, Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümünü kazandı. Oradan mezun oldu ki o üniversiteyi benim için okudu. Çünkü ben okumak çok istemiştim. Okuyamadım. Göndermediler. Tabii o fırsat sizde olsa siz de okuyacaktınız evet. değil mi? Aynen. Ne güzel, ne mutlu size. Öyle işte halen bu 24 senedir bu üretimi devam ettiriyoruz. Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Saf Kafkas Gen Merkezi Macahel aynı zamanda UNESCO tarafından Türkiye'de ilk ve tek biyosfer rezerv alanı. Evet. Bu çok önemli. 300'e yakın da endemik bitkiye sahip. Şöyle
Yani tamam. Macahel'den bahsediyoruz, evet, değil mi Melat? Evet, bizim Macahel'de 300'den daha yüksek bilmiyorum işte rakamını pek bilmiyorum. Endemik bitki çeşidi var. Ve ana şey Saf Kafkas arının özelliği en uzun deli olan arı ürkü ve en derin vakumlu çiçeklerden nektarını alabiliyor. Diğer arılardan daha... Arının genetik bir üstünlüğü var. Hem çok uysal, çok rahat çalışabilirsin. Hı-hı. Hem en verimli arı ürkü bizim orası. O zaman ürettiği bal diğer arı kolonilerinin ürettiği bala göre daha mı mesela değerli? Daha mı şöyle nasıl diyeyim, mesela ben, enzim değeri? Tamam, Saf Kafkas damızlık ana arı üreticisiyim. Türkiye'de ilk arıcıyım bayan olarak. Aynı zamanda bal da üretiyorum. Balım şöyle iki çeşit balım var. Bir kestane balı var. Bir de orman balı dediğimiz ihlamur, orman gülü, yaban mevsimi, karayemiş. Kır çiçeği de var ama yani yoğunluk o. Hı-hı. Ve çok aroması çok farklı. Çünkü en derin vakumlu çiçeklerden nektarını alabiliyor bu arı. Hı-hı. Ve 2023 yılında Londra'da altın bal odulunu aldı Macahel balı. Bunlar da gurur duyuyoruz. Bravo. Gerçekten. Müthiş. Yani burada sadece tabii bal açısından bakmamak gerekiyor anladığım kadarıyla, değil tabii. mi Melahat evet. Hanım? Burada çünkü o yaşamı taşıyan, tabiatı döllüyen canlı arı aslında. Kesinlikle. Değil i̇şte, mi? Demek ki çünkü şöyle... biraz o arıyı da anlatın bize yani nasıl bir katkısı var tabiata, doğaya. Macahel'i arı... macahel yapan aslında en baştaki hayvan belki arı, evet, değil mi? Evet, şöyle diyeyim, arı olmasa tarım olmaz. Çünkü bizi biz yapan diyelim o zaman, evet, değil mi? Evet. Tüm tozlaşmayı bir rüzgar yapıyor, bir de arı yapıyor. Döllemeyi, çiçekten çiçeğe polen taşıyıp dölleme yapıyor, verimi artıyor. Tarımın verimi artıyor. Ben bölgeye gittim bundan 7 sene önce, inceledim oradaki arı ırkını, yapılan işleri ve projeleri. İnanılmazdı ve söyleyecek bir şey yok. Bugün o Kafkas saf ırk korunmasaydı o bölgenin ne biyosferi kalırdı, ne evet. balı olurdu, ne ürün olurdu, hmm. ne de İş Bankası'nın iştiraki pazarama dükkan açtıracak bir ürün bulabilirdi Melahat Hanım gibi girişimcilere. Şunu söylemek de istiyorum. Tamam, bu Saf Kafkas arının genini bozmamışız. Bir geliri var, bir ticari boyutu var. Fakat aynı zamanda Türkiye arıcılığına hizmet ediyoruz. Çünkü damızlık olarak kullanılıyor bu arı ırkı. Verimi artırmak için ve Türkiye'nin her tarafına gönderim yapıyoruz. Evet, yani sizin ürettiğiniz arılar tüm Türkiye'de uçmayı sürdürüyorlar, evet. değil mi? Her yerde doğayı evet. taşıyorlar, yaşamı, evet. tohumu taşıyorlar evet. Tüm doğaya. Evet. Muazzam bir hikaye, muazzam bir öykü. Tekrar döneceğiz arılarınıza. Çok da güzeller, vallahi insan bağ kuruyor. Melahat Hanım ta oralardan koynumda getirdim dedi arıları. Değişik de bir canlı, biraz daha rengi falan da farklı. İşçi olanlar biraz daha minyon gibi. Biraz evet. anlatır mısınız bu arının özelliğini? Arının özelliği şöyle diyeyim, soğuk bölge arısı. Ne kadar soğuk olursa o kadar tuyu büyüyor. 4 çeşit arı ırkı var. Onlardan biri Saf Kafkas'tır, Kafkas arısıdır ve bunun genini biz koruyoruz. İşçi arıların görevi polen, propolis ve bal taşımak. Arı sütü de var. Şöyle bir şey diyeyim, arının en yavan dediğimiz kendine göre bal. Ondan sonra polen gelir, ondan sonra arı sütü gelir, ondan sonra propolis en kaliteli arı zehiri. Arının. Hı hı. Ve şu anda arı zehir üretimim yok. Ama o bölgede o, var mıdır Melahat Hanımcığım öyle, arı zehiri? Şu anda o şey yok ama şey geçen sene numune aldılar Ege Üniversitesi'nden. Çalışmalara başlandı ve kanser hastalarının tümörlerini küçülttü. Almanya'da şu anda çalışılıyor. Çok Bravo. Enteresan. Evet. Sizin mesela tabii hep arılarla iç içe geçmiş bir ömrünüz var. Bölgede de ciddi bir arıcılık kültürü var. Evet. Böyle halk arasında inanılan şeyler var mıdır mesela arıya dair, arının sağlayabildiği faydaya dair? Tabii ki şöyle mesela bal, çam reçinesi, mum karıştırılarak krem yapıyoruz biz. Onu yara üzerinde kullanıyoruz ve çok muhteşem bir iyileştirici şey var. Hı hı. O merhemin. Rahmetli dedem yapardı. Bal mumu. Bal mumu, bal. Propolis. Ve çam reçinesini karıştırarak
macun haline getiriyoruz. Melhem haline ve onu yaralar üzerinde kullanıyoruz. Buna çalışan Türkiye'de bir eczacı falan var mıdır acaba Emre Hinç'e? Mutlaka var. Yani bunlar çok kadim bilgiler. Evet. Değil mi? Yani orada o zaman doğal olarak onu şey yapmışlar ki propolis arı için bir antibiyotik. Hem kendi hastalık için kullanıyor hem kovanın içini izolasyon yapıyor propolisle. İyi. Ne diyelim? Dezenfektan gibi. Aynen, bir mikroba karşı, her şeye karşı savunan bir mesela koruyucu tabaka. Mesela örnek verelim, içinde bir kelebek bir şey gibi oluşsa hemen üzerini propolisle kapatıyor. Onu orada şey yapıyor. Kirletmesini engelliyor, kirletmesini mani oluyor. Kirletmesini engelliyor, evet. Kovanı. Peki. Yani. Şimdi sen oradan bağlayayım. Bağ kuruyorlar dedin ya. Hilal Hanım da çok güzel hikayesini anlatırken bir cümlesini yakaladım. Ben köyümün ve toprağımın delisiyim diyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bir insan bir işinin delisiyse o işi iyi yapar. İşinin delisi olmak diye bir kavram vardır. Buzağı doğumlarını, sezeryen hikayesini anlatırken de bir kayıp yaşayacak veya kayıp yaşandığında köydeki tüm yetiştiricilerin bir bağ kurduğu için büyük üzüntü duyduğundan bahsediyordu. Yani arıyla kurulan bağ, başka bir canlıyla kurulan bağ diğer meslek gruplarında veya diğer yetiştiriciliklerde de var. Şöyle bir şey de bir şey sana söyleyeyim. Bir şey var son zamanlarda apiterapi bir proje yürüttü bizim muallimiz. Arının salgıladığı kovandaki hava şeyi o da bir akciğer hastalık için, kuva hastaları için çok faydalı bir apiterapi olduğunu. Apiterapi tabii büyük bir dal. Evet ama daha o şey sisteme geçilmedi, daha başlamadı. Bölgede henüz daha apiterapiye dönük çalışma yok yani. Yok. Geçen sene bir kurslar verildi ama bu sene bilmem artık başlamadı. O olsa kovanın içinde bir hortum koyuyorsun ve o arının salgıladığı kokuyu ciğerlerine çekiyorsun ve çok faydalı bir nefes darlığı olan veyahut da kova hastası olan olsa çok iyi olur gerçek. İnşallah İş Bankamız bunu orada yapabilir. İnşallah. Buradan yatırımcılara, girişimcilere de bir çağrımız olsun apiterapi alanında, değil mi özellikle? Evet. Hilal Erben de bir şeyler söylediniz demin, az önce katıldınız. Siz de hoş geldiniz. Buyurun, hoş lütfen, duyamadık. Trabzon'da vardı. Ben oradan biliyorum. Akciğer hastalığına çok iyi geliyor. Maskeyle takın hava şeklinde. Arı havası diyorlar ona, onu biliyorum. Trabzon'da. Gerçekten de koa da çok ciddi bir rahatsızlık. Evet. Çok da yaygınlaşıyor giderek. Evet. Gerçekten faydalı olduğunu görüyoruz. Ben kendi veteriner teknikeri olduğum için biliyorum yani şeylerini. Arı dersi, hayvan hepsini aldığım için biliyorum. Hilal Erben, yani siz de bir çiftçisiniz. Evet. Değil mi? Genç bir çiftçi. Ama aynı zamanda tekniker misiniz? Ben şimdi onu da öğrenmiş olduk. Biraz sizin hikayeye de girelim artık. Evet. Hayvanlarının delisi Hilal Erben'i dinleyelim. Ben 24 yaşına yeni girdim. Genç bir çiftçiyim, kendime çiftçiyim diyorum çünkü diğer herkes gibi benim de elim nasırlı, yüzümde güneş lekeleri var. Yani toprağa gerçekten ter dökmüş, gözyaşı dökmüş çiftçilerden biriyim, çok fazla emek vermiş biriyim. Küçüklüğümden beridir babamla birlikte tarlada çalışırdık ben ve kız kardeşim. Bu yönden kız kardeşim benim en büyük destekçim. Yani çok küçükken babam mesela bir traktörümüz, bir römorkumuzla babam mesela biçerdi, şey yapardı. Biz arkasından hani at tımarıyla toplar, otları toplardık. Babama her şekilde yardım ederdik. Ben hep diyorum biz babama sadece evlat değil, kardeş de olduk. Her şeyinde yardım ettik. Çünkü benim babam sıfırdan gelmiş bir insan. Yani bize hayatı o kadar iyi bir şekilde öğretti ki hep bunu derdi. Hayatta başarılı olmak istiyorsanız da çok fazla emek vermeniz gerekiyor. Yani ben o emeği vererek başarılı olduğuma inanıyorum şahsen. Benim yapmak istediğim köy hayvancılığını geliştirmek. Çünkü ben genel olarak Türkiye'nin yapı taşının köy hayvancılığı olduğuna inanıyorum. Bizim gibi küçük ve orta işletmeli aile işletmelerinin ayakta kalabilmesi için köy hayvancılığı olmazsa olmazıdır. Genel olarak baktığınız zaten Doğu Anadolu veyahut da Güneydoğu Anadolu'da gördüğünüzde büyükbaş hayvancılıkla küçükbaş hayvancılık genel olarak aile işletmelerinin elindedir. Yani bir köy kalkınması vardır. Ben hep bunu köyümdekilere de söylüyorum. Köy kalkındığı sürece biz kalkınırız. Köy kalkınmazsa biz kalkınamayız. Yani çünkü bizde sürü çok önemlidir. Biz sürüye çok önem veririz. Sürüde çıkan bir hastalık beni de etkiler, komşumu da etkiler. Geçen sene 2023'te bir şap hastalığı oldu, belki duymuşsunuzdur. Bizim o zaman köyümüzde 100'e yakın hayvan telef oldu. Ben o zaman kalktım, herkese dedim ki bunların günah mebali sizin boynunuza. Çünkü aşılatmamışlardı.
aşısı eksik olanlar vardı. Ve biliyorsunuz ki hayvan sadece doğadan aldığıyla yetinmez. Hayvana aynı insan gibidir. Ben hep böyle derim, inekler süs köpeğidir. Cidden öyle. Çünkü onlara vitamin, mineral vermeniz lazım. Hani hayvana ne verirseniz de hayvan size katıyla geri verir. Ama hayvandan ne alırsanız da misliyle geri alır sizden. Doğa da aynı bu şekildedir. Hı hı. Yani amacım köy hayvancılığını geliştirmek. Hani köyde bir kadınlar ileri çıkmasını sağlamak. Bu Mayıs ayında ben çiftçi kadınlarımıza Kars İl Tarım Projesi var, sütsan ve satinasyon dersi. O zaman sertifika aldırtmıştık. Bunu da çok zor bir şekilde aldık. Yani ben bu işe ilk girdiğimde o kadar çok zorlandım ki gerçekten. Yani bana herkes kalk dedi ki babasının ahırında çalışacak. Yani okul bitirdi geldi geldi ahıra girdi. Değil, bu babamın ahırı değil, bu benim işim, benim mesleğim. Ben hiçbir zaman mesleğimi ata mesleği olarak bakmadım. Sonuç olarak benim mesleğim. Yani ben geçmişten gelen hayvancılığa bir şey demiyorum. Evet, geçmişten gelen çok tecrübeli bir hayvancılık var, doğru, ama yeterli değil. Çok yetersiz ve bizim yaptığımız hayvancılık da yeterli değil. Biz üstüne koyarak gelecek nesillere aktarmalıyız ki hayvancılık güzelce gelişebilsin. Yani önem kat edebilsin. Şimdi diyorum ben ilk o zaman sertifika aldırdığım zaman çok fazla tepki aldım. En yakın komşum bile mesela teyze dediğim kadar bile kalktı bana dedi ki Ahila sen çok boş işlerle uğraşıyorsun. Ondan sonra erkek işinde ne işim var? Yok öyle, yok böyle. En sonunda babam hala kulağına... var bunlar değil mi Hilal? Var ya, ne deme. Benim babamın kulağına gitmişti. Babam bana dedi ki Hilal dedi, en iyisi dedi boş ver dedi. Bak dedi neler neler diyorlar. Vallahi dedim boş vermeyeceğim. Ondan sonra babam geldi bana bunu dedi. Dedi ki sen dedi bu köyün delisi misin dedi. Vallahi dedim delisiyim. Ben köyümün de delisiyim, toprağımın da delisiyim, hayvanlarım da delisiyim. Gerçekten öyleyim. Ya bugün ahıra gireyim ben. Sözün şeyi çıktı, motivasyonu çıktı evet. Orada. Ben ahıra gireyim bugün. Mesela böyle hayvana bakayım, hayvanın ateşi var mı, keyfi yerinde mi, hasta mı değil mi hepsini anlarım. O derece hayvanlara gönül gözüyle bakan biriyim. Ve bunu sadece kendi hayvanım için değil. Ben köyde sınırsız eve giderim. Yani çağırırlar gecenin bir yarısı, özellikle ishal zamanları. Hilal, danaya serum takılacak, gelip takar mısın? Direkt ben saat 12 olsun 1 olsun hiç fark etmez. Direkt ben giderim. Gittiğimi de bilirim yani. Hatta bu ya ishal döneminde bir tane teyzenin danası hastalanmıştı. Gittim serum taktım, iğne falan vurdum. Kaç gündüz de gittim. Yayla zamanımız vardı bizim Haziran, Temmuz, Ağustos diye. O zaman yaylaya çıkıyoruz. Bana böyle yapıyor. Hilal bak diyor senin iyileştirdiğin dana bu. Maşallah dedim nasıl olmuş. Yani emek verdim mi? Bağ kurmak da bu değil mi? Evet. Duygusal bağ kurmak da bu. Kuruluyor. Gerçekten bu. Sizin Sezeryan şeyine geleyim. Ben üniversiteyi bitirip geldiğim zaman yani o kış köy evde kaldım. İşte ahırda danalar, ineklere falan bakıyoruz böyle. Sonra iki tane ineğimiz Sezeryan oldu o sene bizim. İki tane yeni doğacak düvemiz Sezeryan oldu. İlkinde pek bir şey fark etmedim. Hani olabilir, gayet normaldir. Yani hayvanlarda böyle sıkıntılar olur. Zaten hayvancılık risk işidir. Dedim olabilir ama ikincisi olduğu zaman yani ki bunlar da bir hafta arayla oldular. Ya belki bir hafta bile olmadı. Hemen peş peşe oldular. Dedim ki Allah'ım dedim ne olur ölmesin. Çünkü o kadar çok korkmuştum. Hani işletmede böyle bir şey var. Biz kardan zarardan çok emin olun köy hayvancılığında öyle bir duygusal bağ kuruyoruz ki hayvanlarla. Yani inanamazsınız. Benim bu sene öksürükten bir hayvanım öldü, danam öldü. Ben o zaman hani suçu kendimde aradım. Acaba dedim bu zamana gelene kadar ben hiç mi fark etmedim? Yani o kadar çok zoruma gitti ki yani bu zamana nasıl ağrı çekmiştir, nasıl acı çekmiştir? Çocuk var mı ben bunu sende? Yok ben daha 24 yaşında yeni bekarım. Çok değil mi daha iyi yani bu anlattığın şeyler aslında değil mi çok anne babalıkla ilgili bir çok. Duygu. Ama cidden. Biz de böyle çocuğumuzun en küçük bir rahatsızlığından değil mi Melahat Hanım siz bilirsiniz. Bir şey çıkarız, kendimize pay çıkarız. Ben evet. Nerede hata yaptım evet. Diye. Demek ki aynı işte duygular. İşte öyle sezeryan olduktan sonra hayvan işte inek burada. Yavrusu ortadaydı ben de buradayım. Ahırda biraz soğuktu. Ne bulduysam tabii de getirip ineğin üstüne örttüm ki üşümesin diye. Dana da yavrum da üşümüş kalktı geldi kucağımda uyudu. Biz öyle sabahladık. Müthiş. Ya ben işte o zaman anladım ben bu işe aşığım. Evet. Ben bu yaz bir tane köpek vardı. Yani kendi köpeğimiz değildi. Böyle geliyordu yaralıydı baba dedim. Bunu ben bağlayayım benim olsun. Ya baba, bizim oralarda mesela böyle sokak hayvanlarına şey yapmazlar. Kimse kapıya bağlamaz. Çünkü herkes bakar ama bağlamazlar. Ben onu bağladım şimdi adı da Tony. Ya yarasını da iyileştirdim. Ya şimdi görseniz var ya hayvan resmen benimle konuşuyor. Ya diyorum sen aç mısın? Ya bir havlayı havlayıp babam diyor sen de bunların dilini çözmüşsün. Çözmüşüm valla. Gerçekten çözmüşüm. İşte oradan dolayı geliyor kadın. Sevgi dili Hilal. Evet gerçekten öyle. Kalp kalbe
yani konuşuyor. Evet. Hayvanlar... Yeter ki o bağ kurulsun. Kurulmazsa evet. Kimse kimseyi anlamıyor. İki insan bile birbirini anlamıyor. Evet. Valla ben mesela bizim hayvanlar toplu olarak meraya gidiyor şimdi bile. Danalarımızı dereye götürüyoruz. Dereye götürmeden önce bir tane Ayaz'la Şirin diye bir tane danam var. Bir erkek bir dişi. Mesela böyle eğiliyorum gelip yanağımı yalıyorlar ondan sonra gidiyorlar. Yani o kadar ki alıştırmışım kendime valla. Müthiş valla. Harikulade Hilal. Gerçekten duygulandık yani. Evet. Çok Emre İnce biz. Yani boşuna çok duygulandık. Kadının gücü geleceğin tarımı denmiyor. Evet. Kadının evet. Gücü. Bu tarımda var. Sezgin Bey de İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı da bahsetti bugün evet. Sabah oturumda. Evet. ÇKS kayıtlı çiftçimizin sadece %15'i evet. Kadın çiftçilerden hı-hı. Oluşuyor. 300 bini kadar, 250-300 bin arası. Fakat belki kayıt da evet, değil. Onun da birçok sorunu. Ancak çiftçi kadınlarımızın işlediği topraklardaki verim oranı %24-25 erkekleri oranla daha fazla. Daha, fazla. Daha kaliteli Allah üretiyorlar. Allah. Bu çok evet. Önemli bir veri. Tabii. Sayısı ne olursa olsun. Bu benim çok dikkatimi evet, çekti. Evet, bu konuda size çok katılıyorum. Mesela benim köyüm 80 hanelik bir köy. Köyde tek hayvan üstünde olan kişi benim. Gerçekten benim. Ben de hani şimdi köyde örgütledim, kadınları örgütledim. Dedim ki kendinize hayvan alın. Şimdi birkaç kişi şey alacaklar, işletme alacaklar kendilerine. Hilal Hanım o yüzden diyor her köy bir fabrikadır. Evet, gerçekten. Evet. Köylerin üretmesi fabrika. Lazım diyor. 80 hane bir fabrikadır diyor. Evet, öyle. Tıpkı Melahat Hanım'ın arılarının da fabrika evet. Olduğu gibi, fabrika işçisi olduğu gibi. Bacasız bir fabrika. Evet. Kolay değil bu işleri sürdürmek. Evet. Sorsak bir sürü şey dinleyeceğiz sizden. Ona hiç şüphemiz yok çünkü Emrah İnce senle çok konuşuyoruz. Çok, biz ama çok sorun dinleyeceğiz. Evet. Bu mücadele evet. Verilirken engeller var ama biz hep çözümü anlatmak istiyoruz. Biz hep sizin bu sonuç itibariyle ulaştığınız iyi seviyeleri aktarmak istiyoruz ki girişte insanların hem morali bozulmasın hem de evet. Daha bu konuda teveccühleri olsun diye. Tabii bu çok önemli. Bugün İş Bankası 2024 yılında bir iştiraki olan pazarlama vasıtasıyla hiçbir kargo ücreti almadan, hiçbir komisyon almadan ürünleri e-ticaret platformu üzerinden müşterilerine ulaştırıyor. Evet. Bu da çok büyük bir destek. Çünkü evet. Üretmek önemli. Önemli bir destek mi Melahat Hanım? Nasıl ulaştınız İş Bankası'nın bu desteğine? Şimdi öğrendim ben. Bugün evet. Öğrendim böyle bir pazar şey olduğunu. Şu anda o zaman İş Bankası sizi bulmuş. Değil evet. Mi? Bulmuş. İş Bankası beni buldu. Gece teşekkür ediyorum. Hilal Hanım siz? Ben bugüne kadar pazaramada değilim. Çünkü ben daha yeni kendi markamı almaya çalışıyorum ve markamı aldığımda şu an biz yeni bir ahır yapıyoruz ve biz 3 gün önceye kadar ben o ahırın temelini erkek kardeşim, kız kardeşim ve babamla kazıp geldim. Yani o yüzden diyorum şimdi benim elim nasırlı diye gerçekten süper, öyle. Şimdi ben kendi markamı almaya çalışıyorum. Markamı aldıktan sonra ne tarafta, hangi alanda, hangi üründe markalaşacaksınız? Süt ve süt ürünleri. Yaptığımız çeçil, kaymak, tereyağı, kaşar, gravyer. Zaten Kars'ın gravyeri de tescilli. Tabii. Bu konuda da Kars'ta gurur tabii. Duyuyorum. Yani bunun gibi şeyleri satmak istiyorum. Ve bizim orada çok çeşit otlar var. Yani ben bunların hepsini nenemden öğrendim. Otları babamdan öğrendim. Yani beni doğaya bıraksanız ben hangi otu... Yani bir hafta rahat idare ederim. Hı-hı. O otları yiyerek. Yani onları pazarlamak istiyorum. İşte onlar da kendi alanlarında üretmeyi, en iyi üretmeyi yapacaklar. Evet. Evet. Tabii mutlak bir gerçek var. Satış. Evet, satış noktasında da... Pazarlama gücünü pazarama ortaya koyuyor. Girecek. Evet. Vallahi Hilal Erben yani köydeki hanımların hepsine zannediyorum yakında girişimci yapacaksın. İnşallah. Yapacağım da. Çünkü markalaşma bambaşka bir şeye taşır evet. Her zaman. Sen de çok iyi biliyorsun evet. İşi. Sütler benden. Ürünler bütün bölgenin hanımlarından belki değil mi? Artık nasıl bir sistem kuracaksan siz dahil. Ben normalde dahil. Kooperatif kurmayı çok istiyordum evet. Ama işte birkaç sıkıntı çıktı. Ben de şimdi dedim ki eğer bir şey gösterirsemse, kendimi ispatlarsamsa, kendi markam adında onların da ürünlerini satarsamsa bunların da kendine güveni olur. O zaman derler ki biz de bu işe girelim. Yani biraz aslında para görseler, hani biraz kendilerine güvenleri artsa benden çok çok daha iyi yaparlar. Evet. Şimdi onun için uğraşıyorum. Peki. İkinizin de yolu açık olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada tabii ki ben Emrah İnce'ye de tekrar şöyle teşekkür etmek istiyorum bir kez daha. Tabii ki bu muazzam organizasyonlar hep Emrah sayesinde sizlerle tanışmama vesile olduğu için iyi ki tanımışım ben seni. Israrla çiftçi kadın dedin. Asla kadın çiftçi demedin. Emrah'cığım şöyle bir kameraya açıkla istersen. Neden elbette. Bu dil neden kıymetli? Çünkü çiftçi bana kadın. Bana söyledi çünkü. Biz mesleği önceliklendiriyoruz. İş Bankası da bu düsturu bize söylüyor. Biz kadını değil, kadına bir ayrımcılık değil. Aslında bir çiftçilik bir meslek. Çiftçi kadın diyoruz. Çünkü kadının da hak ettiği yer o meslekle birlikte. O yüzden kadın çiftçi yerine çiftçi kadın demeyi yeğliyoruz. Onlara da hakkını verebilmek için. Evet. Tabii kadının gücü de geleceğin tarımı diyoruz. 15 Ekim Kadın Çiftçi Kadın Zirvesi özel yayınında da
bir araya geldiğimiz ve bu imkanı sağladığı için İş Bankası'na teşekkür ediyorum. O zaman ben de çiftçi kadınlarımızın o güzel ellerinden, çok nasırlı dediniz ama ben çok güzel ellerinden öpüyorum. Hepinizin günü kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz.